Poyraz Kariyer Küresel Sermaye'ye geri dönelim ve Celil Alçakan hattımızda. Alo. 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 Celil hoş geldin. Ah, merhaba, hoş gördük. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Sizler nasılsınız? İyiyiz efendim. Biz de idare ediyoruz. Nasıl olalım Hayırlı işte. Olsun filminiz. Evet, filmin gişesi bol olsun çok inşallah. Çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok incesiniz. Celil Alçakan, son zamanlarda fazlasıyla konuşulan bir haber var ki bugün de bir haber vardı. Takipten çıkarmış İlker Kaleli, işte bir takım oyuncuları seni. Şuna bir artık bir açıklık getirir misin? Bir gerginlik var mı gerçekten? Yani şimdi şöyle ki, öncelikle teşekkürler en azından böyle bir konuşma imkanı sağladığınız için. Çünkü bu ara genelde kimse bize sormadan sürekli garip garip haberler yapıyor ya da hani tanımadığımız, etmediğimiz insanlar sürekli Twitter'dan artık galiz, eleştiri demeyeceğim ona çünkü eleştirinin başımızın gözümüzün üstünde yeri var ama hani galiz küfürlere varacak, hakaretlere varacak noktaya da geliyor. Biz de artık üzülüyoruz oyuncular olarak. Sağ olun sorduğunuz için. İlker Kaleli ile yani, takipten çıkardı falan gibi durumlar. Hani bunlar bizim çok özel hayatımızda bizi meşgul eden şeyler değil. Yani İlker benim tarafımdan bakıldığında, ki yani bunu tüm oyuncu arkadaşlarım için söyleyebilirim. Çok iyi bir oyuncudur, çok disiplinli bir oyuncudur. Biz İlker'le işte aşağı yukarı 3 yıldır falan zaten hani öyle çok görüşmüyor, çok değil hiç görüşmüyoruz zaten. Yani özel hayatımızda birbirimizi takip etmediğimiz için sosyal medyada takip etmemizin hani çok bir haber değeri yok bence. Ama bu filmin akabinde bu olay hani gündeme gelince tabii filmle mi alakalı yani falan? Zaten İlker beni bundan yıllar önce takip etmiyordu. Hani bu bir haber, hani bilemedim hani ya ne şimdi, zaman kimi çıkardığını bilmiyorum ama bunun, bu uzun haberin, süredir hani. Celil'ciğim, bu haberin neden çıktığını şöyle söyleyelim. Şimdi başrol karakterleri olmadan bir film çekildi. Galada Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli yoktu ve İlker Kaleli galadan sonra kameralara görüntülendiğinde şöyle bir şey söyledi. İşte galaya gitmediniz falan, beni ilgilendirmiyor diye bir cevap verince tamam, ortada bir gerginlik olduğu düşünülüyor. Bu noktada şimdi durum şudur ki Küresel Sermaye filminin başrol oyuncuları hani Musa abi, Ali, ben, Cem, Emel ve yani şöyle bir durum var. Bu başka bir film. Ve bu noktada ilk kere katılıyorum. Evet, Poyraz Kariyer ismi filmin isminden daha büyük yazmamalıydı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ben bu noktada ilk kere katılıyorum. Fakat geri kalan kısmında biz başka bir film çektik. Yani işte başrol oyuncuları olmadan film o. Hayır efendim, zaten başrol oyuncuları o filmde oynuyor. Filmin başrol oyuncuları. Peki İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'na teklif gitti mi? Bu aslında onlarla ben, konuşuldu efendim, mu? Bu için bu noktalarda benim hani bu konuyla ilgili bir bilgim yani bir, hatta bilgim olsa bile bu konuda konuşmak benim haddim değil. Çünkü ben bu filmin oyuncusuyum. Bu yapımcı, oyuncu, efendim, senarist arasında gelişen bir durumdur. Yani yapımcıyla İlker Kalil arasında bir gerginlik olduğu, hatta İlker Kalil'in içindeki Poyraz Kariyer'i öldürdüler gibi bir şey söylemi... Yani dediğim gibi bakın hani ben, benim zaten bağlanma sebebim de bu değil. Yani ben kendi adıma olan kısımda, yani ben kendimden sorumluyum. Hatta az evvel Ali ile konuştum, Ali ile. Dedim ki bunları söylemeyi planlıyorum, evet benim adıma da söyleyebilirsin dedi. Yani bizim kalp ağrımız şu noktada. Şimdi... yani bu neticede bir filmdir. Film çekildi, evet. Bitti. İzlenir, izlenmez. Evet. Sevilir, sevilmez. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu bir durumdur. Ve bu durum gelir geçer. Allah herkese can sağlığı versin. Amin. Ya Celil, ben şöyle bir şey söyledim. Şimdi bir film üstünden ki bunda yani İlker Burçin sesini hiç çıkarmadı. Hani hiç o noktada yani, ya da Görkem de sesini çıkarmadı. Fakat işte bir güruhun üstümüzde, çünkü yani hepimizin bir ailesi var. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ki bunu en iyi arkadaş, yani tüm arkadaşlarımız bilir bu durumu. Yani şimdi işin o noktalara, yani işin saldırı boyutuna gelmesi, işte gördünüz mü, aldınız mı, siz onun tırnağı olun, ya kimsenin tırnağı olmaz gibi bir derdi de yok zaten bu hayatta. Ya evet yani, bunlar çok üzücü. Hani geri kalan kısımda benim yani çok kısa konuşup hemen bitireceğim. Yani çünkü derdim o, gerçekten çok teşekkür ederim, en azından konuşabiliyoruz bir yerde. Yani bireysel olarak bizim derdimiz şu. Bu filmi biz hepimiz neticede evimize bir ekmek götürmek zorundayız. Evet. Bu senaryo zaten birinci sezonda bizim çektiğimiz bir hangover bölümü
sonrasında gelmişti. Böyle bir fikir gelmişti yani. Böyle bir şey yapalım mı diye. Bu da birinci sezona tekabül eder. Evet. Yani o zamandan beri olan bir şeydi bu. Ve bu bir aslında işte Zülfikar, Taşkafa, Sadrettin Sefer evet. hikayesiydi. Ama Celil siz zaten çok sevilen karakterlerdiniz. Ben sen bağlanmadan önce şöyle bir şey söyledim. Şimdi Poyraz Karayel 3 sezon devam eden ve sadece başrol oyuncuları değil, bütün kadronun, evet. usta isimlerin, çok iyi oyuncuların katkısıyla 3 sezon devam Hı-hı. edebilen bir diziydi. Ve hani başrol oyuncuları yok diye bu filme tepki verilmesi çok yanlış. Çünkü siz evet, tek başınıza çok sevilen karakterlerdiniz. Evet. Ve sizin de Beyaz Perde'de farklı bir senaryoyla, çünkü siz oradaki karakterlerle devam ettiniz. Yani o karakterlerle bir film oynadınız. Yani şöyle bir durum var. Çok normal yani geliyor bana. Şöyle bir film olsaydı, yani atıyorum, yani Poyraz Karayel'in filmi olsaydı, o filmin içinde Zülfikar olmasaydı şayet. Hani ben de mesela hani Twitter'dan bu kadar tepki gösteren insanlara yine aynı şeyi söyledim. Arkadaşlar bu başka bir film. Evet. Bu yani hani ayrıca da şu da çok garip bir, çok acı veren bir şey. Hani neyin hesabını kimden soruyorlar ya da nasıl bir ya filmi izlemeden ahkam kesmek de çok garip bir durum, anlatabiliyor muyum? Çünkü orada bambaşka bir şey anlatılıyor. Yani filmde anlatılan hikaye 2014. 2014'te Poyraz daha aileye girmemiş, Umman ailesine. Ayşegül'le Bahri Baba küs filan, anlatabiliyor muyum ne evet. demek istediğimi? Zaten olması olanaksız bir dünya. Ya siz o dizide sevildiğiniz karakterlerle Beyaz Perde'desiniz. Ya yapacak evet, bir şey yok. Çünkü o... ben Zülfikar'ı oynamak için hiç kimse icazet alacak değilim eğer soruyorsanız da. Ya yani. Bence de ben de o bu cümleleri sarf ettim ve bence çok haksızlık oluyor Emi. Çünkü 3 sezon aynen öyle. 3 sezon yani gidebilen bir dizide çok büyük katkınız vardı çünkü. Evet. Ya bir de Haziran ayında biz yani 40 derece sıcakta takım elbiselerle yani çok affedersiniz alnımızdan ter aka aka yani 30 günde bir film çektik ve bu filmi hani çok samimi söylemek, bu bir sanat filmi değil. Bu filmi Nuri Bilge Ceylan çekmedi yani. Amacımız da o değildi. Biz insanlar eğlensin diye bir film çektik. Peki siz tahmin ediyor musunuz? İnsanlar eğlenir eğlenmez. Hani bunu da izledikten sonra yorum yapar. Der ki ben sevmedim ya da ben çok sevdim. İki yorumun da başımızın üstünde yeri var. Peki siz tahmin ediyor muydunuz hani bu film ortaya çıktığında galasından sonra böyle tartışmalar yaratabileceği potansiyel yani olduğunu? Yani ortada tartışılacak bir şey yok zaten, onu da anlamak olanak. Yani hani isminde Poyraz Karayel geçtiği için tabii ki o başroldekileri de arayacaklarını ve bundan dolayı da bir böyle bir belki polemik çıkabileceğiyle ilgili acaba hiç böyle yani bir öngörü olmuş şöyle bir durum var. Şimdi hani oyuncuların hani bu noktadaki zaten yaptırım gücümüz yok bizim. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani afiş çıktı. Siz ne zaman gördünüz afişi? Biz de o zaman gördük. Bir. İkincisi bunu tekrar ve tekrar söylüyorum. Yani hani dünyada galiba barışmayacak iki insan İlker'le ben olmamıza rağmen diyorum ki İlker bu konuda haklıdır. Bence de filmin adı Poyraz Karayel'den daha büyük yazılmalıydı. Barışmayacak yani, insan olarak mı? Yani hani biz çok şey yapmayız, sevmeyiz birbirimizi tamam, yani. Tamam, kanlar tutmamış belli. Elektrik evet, yok arada yani. Ayrıca da bu çok insani bir durum yani. Herkesin konuşmadığı insanlar vardır bu hayatta. Bu ne İlker'i kötü yapar ne beni iyi yapar. Biz sadece anlaşamıyoruz, bu kadar yani. Anladım. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden de belki burayı birazcık deşiyor insanlar. Sizin anlaşamadığınızı, ama konuşmadığınızı yani, bildikleri ama için. Ama bu noktada da hani çok affedersiniz ama yani tek yani... Hani bu, eminim ki bunu siz yapmazsınız. Fakat hani yapmayı planlayanlar da avuçlarını yalar. Çünkü ben yani İlker'in arkasından ne ben konuşurum ne de İlker benim arkamdan konuşur. Ya bu kadar basit yani. Hani bu, ya da diğer arkadaşlarımız benim hani hayatta konuşmadığım tek insan da İlker değil ayrıca yani. Evet. Fakat ben muhatabım olan insanla konuşmayacağım şeyi arkasından da konuşmam. İlker de öyle bir adamdır. O kadar karakterli bir adamdır. Anlatabiliyor muyum? Evet, bir polemiğe girmediniz. Karşılıklı birbirinize yani söylediğiniz bir şey olmadı. Çünkü yani 40 yaşında insanlarız hepimiz artık. Çocuk değiliz ki. Ama yani alevlendirilmeye çalışılan bir tartışma tabii. var. Ve bunun çok dışındayız bundan aslında biz yani. Çalışılıyor. Ya Celil, çok küçük bir şey soracağım. Yani sadece anlaşamayıp yani konuşmuyor musunuz? Bir gerginlik oldu mu aranızda? Sadece onu merak yok, ediyorum. Öyle bir gerginlik falan da hani öyle bir durum yok. Hani insanların bazen yıldızı uymaz. Bazen işte eşref saati olur, bazen eşek saati olur. Çok bazen de dünya hani
dünyadan aldıkları lezzet birbirine uymaz, anlatabiliyor muyum? Hı. Yani bu kadar basit işte. O atıyorum işte rock müzik dinler, ben arabesk dinlerim. Bu bir yani herkes birbiriyle aynı olmak durumunda değil. Ne demiş Aşık Veysel? Koyun kurt ile gezer de fikir başka başka olmasa demiş yani. Hani acılı biz bunu hazmedip hani böyle yaşayan ve bunu hani hayatımızın merkezine koymayan insanlarız. Ama yani hani yazıktır, biz de bir emek verdik. Hani ben, Ali, Musa abi, Emel, Cem, ikimize yeni katılan arkadaşlarımız işte Şükran, Erkan abi, Deniz. Yani bize de yazık, anlatabiliyor muyum? Biz bir iş yaptık. Atıyorum ben işte bir filmin afişini koyuyorum Instagram'a. Ya ben altındaki o yorum yapmayı kapatı, ben neden hani neden böyle bir şey yapayım? Çünkü altına artık, çünkü benim Instagram'ıma annem de giriyor. Kadıncağız okuyor altındaki yorumları. Sonra ağlayarak beni arıyor. Yani anlatabiliyor muyum ya? Bu kadar evet. İnsanı eleştirirken de kötü kalpli olmasınlar artık. Evet, çünkü acımasız bir mecra. Biz birbirimizi bu kadar acımasız eleştirmiyoruz yani. Ya anlatabiliyor muyum evet. Ne demek istediğimi? Fakat ya, durumdan vazife çıkarıp yok sen onun tırnağı olamazsın, yok Allah belanı ver. Ya lütfen yazık şey, biz de bir anadan babadan bu. Hani doğduk yani. Yani burada dışarıdan eleştiriyorlar, sizin karşılıklı bir atışmanız, poleminiz yok ama insanlar sizin yok, adınıza efendim, bir... Yok efendim, hiç tabii, alakası tabii. Yok. Taraf oluşturmuşlar, kavga ediyorlar. Yani. Celil, bu arada son bir şey soracağım. Senin dizin ne oldu? Bir dizide yer alıyordun, bir bölüm izleyebildik. Evet, yani onda da işte sanırım kanalın yayın politikasıyla ve yapımcımızla alakalı bir durum. Ya yani biz 6 bölüm çektik. Bu bir zaman içinde yayınlanacağını biliyorum ben sadece. Yani bilgim dahilinde olan şeyi söylüyorum. Ama ne zaman yayınlanacağını bilmiyorum. Zaten şu anda hani açık ya biz yani 6 bölüm çektik ve durduk. Ve şu anda ben zaten işte tekrar Cem abiyle, Cem Davran'la, yani İstanbul Halk Tiyatrosu'nun öncüsüyüm zaten. Yeni bir oyun çalışmaya başladık. Hani an itibariyle zaten yani tüm zamanında o alıyor. Çünkü oyunu hızlıca yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir oyun. Hani hakikaten bizim önceliklerimiz başka noktalarda. Ve hani tek ricam şu olabilir ki yani ya insanlar bazen yorum yaparken işte evet herkesin hayranı olabilirler. Ve bu çok güzel bir duygu. Kabul ediyoruz. Amenna. Ama hani bazen de işte eleştirirken kantarın topuzunu kaçırıp eleştirdikleri insanın bir annelerinin, bir babalarının, bir kardeşlerinin olduğunu da unutmasınlar. Çünkü bu bazen çok acı verebiliyor bu tarafa. Evet. Ve hani yani en fazla rica edebilirim. Ne yapayım hani ben de bana yapılan yorumların aynı... Yani aynı kimliğe cevap verecek halimizde yok, eşek kadar adamlarız yani. Yani aynen, sosyal medya biraz acımasız bir mecra, oraya çok takılmamaya gayret göster derim yani ben. Yani işte ama hepimizde kalbimizde yaşayan insanlarız yani evet. Bir takılma, iki takılma, haklısın. Üçüncüsünde yani bizim de çok kalbimiz ağrıyor, yazıktır yani hani. Hani evet, gerçekten böyle biriyle yüz yüze gelip neden bana bunu yapıyorsun demeyi Allah nasip etsin bana yani. Çünkü sen çok üzülmüşsün, çok yani. Dokunmuş sana bu durum Celil. Evet yani çünkü yazık, günah. Hangi ama biriyle yani, mücadele edeceksin, hangi birine cevap vereceksin zaten o yüzden hepimizin de başına geliyor. Yani biz de burada sunuculuk ya yaparken bizim bile... Ya burada bir takım tutar gibi taraf tutmaya, taraf evet, oluşturmaya yani, ve yani, gerek yok. Ortada öyle bir taraf yok. Ya da varsa da biz o tarafın çok dışındayız. En azından hani ben bunu kendi adıma, Ali adına, Cem adına, Musa abi adına söyleyebilirim. Biz o tarafın çok dışındayız. Biz bu filmi yaptık ve şu anda bizim kabul edebileceğimiz tek şey... Ben bu filmi izledim, sevdim. Ya da izlemeyi düşünmüyorum. Bitti, bu kadar. Filmdir evet. Ya neticede. İzledikten sonra karar verilmesi yani, gerekiyor. Bir de böyle bir durum var hani. Evet. Yani tamam bu film mesela hiç izlenmesin diyelim ki, bir kişi dahi izlemesin diyelim bu filmi. Tamam burada hani işi kanda ya gördünüz mü? Tamam izlenmedi, bitti, ne yapalım yani şimdi? Yani ben o zaman şey mi yapalım, yani, şu mu mutlu eder insanları? Bırakalım mesleği. Anlatabiliyor muyum hani? Ya bu tarz şeyler küsmeyin hemen küsmeyin. Bu tip şeyler her zaman olacak. Bu tarz olacak, durumlar ileride de olacak. Olabiliyor ama başka kendiniz samimiyetle bizim programda ifade ettiğin için Celil'cim çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Yani siz hani hakikaten bu imkanı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ne de güzel oldu. Size de iyi yayınlar dilerim efendim. Size de güzel çok gişeler. Çok teşekkür ediyoruz. Gişeniz bol olsun inşallah. Bütün ekibe de selamlar. Hoşçakalın. Herkese selamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.